Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü İbrahim videomuzun konusu adamın hadisleri kıvırma tekniği. Bir hadis nasıl kıvrılır? Nasıl takla attırılır? Çok basit. Aslında onu söylemek istememiş. Hadis armut gibi duruyor da adam diyor ki aslında öyle demek istememiş. Bu en kolay yöntem. Ve siz mecburen bunu kabul etmek zorundasınız. Kabul etmeniz için de adam Kur'an'ı alet ediyor. Ama zannediyor ki kimse Kur'an bilmiyor. Kimse fiilden anlamıyor. Kimse kelimeden anlamıyor. Sonra onu tevil edebilmek için, hadisi kabul ettirebilmek için buluyor bir ayet. Vallahi daha güzel ayet bulunur. Ve ben ona eminim yani. Daha uygun ayet bulunur. Ama nasıl olsa bunlardaki kafa ne biliyor musunuz? Ya biz yapalım gider bu. Sıkıntı değil. Biz bunun ilmini almışız. Dün söylediğim gibi dostlar. Bu adamlarla hadis münazarası, hadis tartışması yapamazsınız. Neden? Siz hadisteki çelişkiyi gösteriyorsunuz. Adam diyor ki o Mekke'de söylendi. O manaya gelmez. Başka bir hadisi söylüyorsun. O diyor Medine'de söylendi. O manaya gelmez. Başka bir gösteriyorsun hadisi, diyorsun ki, o zaman diyor ki, o seferde söylenmiş, barışta söylenmemiş. O hadis öyle anlaşılmaz. Durduramıyorsun ki, ne yaparsan yap, adam diyor ki, o hadis öyle anlaşılmaz. O hadisin gerçek manası budur. Şimdi bu arsızların hadis savunma tekniklerine çok basit bir örnek göstereceğim. Hadislerin içindeki en rezil hadislerin başında bir numaraya gelmese de ilk üçe girecek bir hadis var. Nedir o? Allah zamandır. Şimdi Allah zamandır hadisini nasıl kıvırır? Nasıl takla attırır? Nasıl değiştirir? Bunu gelin hep beraber görelim. Bakın şimdi hadis burada. Şimdi İrbam'ı dinleyelim. Bu çok güzel bir örnek dostlar. Bakın ne diyor? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili hocalarım. Burayı görüyorsunuz, bu hadis-i şeriftir, bu da ayet-i kerimedir. Bu hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği İmam-ı Buhari'nin Kur'an'dan sonra en sahih olan El-Cami'i kitabında buna... Kur'an'dan sonraki en sağlam kitap. Aslında ben itiraz ediyorum. Bunlar Kur'an'ı bunlarla iptal ettiği için Kur'an'ın önündeki bir eser onlara göre. Çünkü sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Kur'an'dan sonra dediğine bakmayın. Kur'an'dan önce diyorlar yaşarken. Bakın ne diyor? Yer ayırıp intikal eder. Bu hadis bizim memleketimizde ismini vermek istemediğim gramer ilminden mahrum maalesef onlarca belki yüzlerce binlerin peşine düştüğü bir hoca şöyle bir itirazda bulunuyor. Yebne Adem'e ey insanoğlu la tesubbu dahra zamanı sövme innema ene dahru. Allah Teala hadis-i kutsudur. Ey insanoğlu zamanı sövme innema ene dahr. Ben zamanın kendisiyim. Biyedil leyl ve neharu. Yani gece ve gündüz benim elimdedir. Bu hoca... Gördünüz mü dostlar? Hadis Allah demiş ki ben zamanın kendisiyim demiş. Bu hadis çok meşhur bir hadistir. Bu ekolün arkasında gidenler çoktur. Allah zamandır zaten ehl-i sünnetin söylediği bir laftır. Şimdi tevil edecek. Nasıl tevil edecek? Beraber seyredelim. Hoca diyor ki Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sı 99'dur. Bakıyoruz ki zaman orada yok. Allah Teala zaman olamaz. Bu hadis Buhari uydurmuştur. Yahudi efendim Kâb-ül Ahbar'dan Ebu Hüreyre'ye intikal etmiş. Ebu Hüreyre de rivayet etmiş. Subhanallah. Şimdi orada Subhanallah dediği yerde duralım ve Esma-i Hüsna konusunda bir iki kelime edelim. Bu zihniyetin, ehl-i sünnet zihniyetinin çok basit, Mustafa Hoca'nın videolarından da görebilirsiniz. 5-6 tane esma, Kur'an'da olmadığı halde esmaya girmiş, 99 isim arasına girmiş.
Kur'an'da olduğu halde Esma-ül Hüsna'nın içine girmeyen isimler var. Bunlardan çok meşhur 2-3 tanesini söyleyeyim dostlar. Mesela 1. Rab. Bismi Rabbike. Rabbin ismiyle oku. İkra. Ve Kul Enzübi Rabbin Nas. 114. sure. Peki Rab ismi Esma-ül Hüsna'nın içinde neden yok? Bunu soruyu soralım. Taraftarları, fanatikleri bir düşünsünler bakalım. Allah'ın 99 ismi arasında Rab neden yok? Bir isim daha vereyim. Mevla. 2-3 yıl arayla belki de her yıl bunu dile getirmişimdir. Mevla, Bakara 286'da da geçer. Koruyucu demektir. Mevlana koruyucumuz demektir. Ama şu anda Çin malı satılan Esma-ül Hüsna 99 isim arasında Mevla ya da Rab yok. Niçin? Bir de Esma-ül Hüsna'da olmadığı halde, ya Kur'an'da olmadığı halde Esma-ül Hüsna'ya koyulan bir isim söyleyeyim. O da El-Adil. Allah adildir. Kur'an'da geçmeyen bir sıfattır. Kur'an Allah'a adil demez. Allah adaletin bir üstüdür. Rahman ve Rahim'dir. Kur'an'da Allah adaleti bize emreder. Adaletli olun. Eşleriniz ve çocuklarınız sizi adaletten alıkoymasındır. Sürekli bize adaleti emreder. Ama kendisi adaletin üstündedir. Rahman ve Rahim'dir. Kendisine küfredene de rızkını verir. Bu şekilde Allah'a ve Resulüne hakaret edenlerin de rızkını kesmez. Dilini taş etmez. Zamana bırakır. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Esma ile ilgili bu bilgiyi verdikten sonra tevhile devam ediyoruz. Şimdi ben zamanım diyen hadisi, Allah zamandır diyen hadisi bakın ne yapıyor İrbam. Memlekette bu hocaya gramer ilmini verecek bir hocamız yok mu gerçekten? Yok tabi. Çünkü o hoca grameri Eser'den, Mısır'dan Eser'den aldı. Senin gibi piramit gezmeye gitmedi. İlmini aldı adam. Ve Türkiye'deki en iyi Arapça gramer Mustafa İslamoğlu'na aittir. Bu benim iddiam ve iddialıyım da. Yakından tanıdığım için. Hakikaten içimiz yanıyor. Halbuki aynı buna benzer Kur'an'a bakalım. Bakın, bakın. İşte ahlak problemi burada devreye giriyor. Bu adamlarda ahlak problemi var. Aynısı diye ayet veriyor. Verdiği ayet ne biliyor musunuz dostlar? Yusuf suresinin 82. ayeti. 12. surenin 82. ayetini buna aynısı diye veriyor. Ama ayetin içinde zaman yok. Peki hangi kelimeyi ne yapıyor? Hep beraber dinleyelim. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اَلَّتِي كُنَّا ف۪يهَا Allah Teala diyor ki köye sor. Köye sorulur mu Allah aşkına? Yani وَاسْأَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ Köy ehline sor. Burada grameri az çok anlamış birisi anlar ki muzaf mahzuftur. Ehle orada muzaftır. El-Karya muzafili yani وَاسْأَلْ ile el-Karya arasında ehle kelimesi mahzuftur. Burada da Allah Teala ben zamanım derken ene sahibu dehri ben zamanın sahibiyim manasında. Allah Teala ıslah etsin. Allah Teala hidayet versin. Ne diyelim? Ne diyelim? Git de öğren gel. Orada Yusuf suresi 82. ayette Yusuf'a kuyuya atanlar orada konuşuyor. Ve diyorlar ki biz o halkın içindeyken biz o işte kasabanın, köyün içindeyken, oradaki içindeyken ibaresini ben zamanın kendisiyim hadisiyle kurtarmaya çalışıyorum. Canım benim ya. Yusuf 82'de zaman nerede? Zamanla ilgili orada sen ne buldun? Tekrar baştan dinleteceğim dostlar. Yalnız size yazılmış bir yorumu göstermek istiyorum. Bu adamın videosunun altına harika bir yorum var. Bakın şu yorumu size göstermek istiyorum. Allah razı olsun yazan kardeşimizden. Ne demiş biliyor musunuz? Selamun aleyküm hocam. Siyak yok, sibak yok. Kusura bakmayın ama
sizin Arapçayı sadece okumak dışında bir yeteneğiniz yoktur. Çok aptalca tevil etmişsiniz. Ne gramer, ne anlam, bağlam kuramamışsınız. Lütfen bu videoyu silin. Zira rezil olmanız an meselesi. Uyanık biri çıkar, sizi kepaze eder. Yusuf 82 ne gramatik ne de anlamsal olarak referans verdiğiniz hadisle hiçbir alakası yoktur. Benden söylemesi hocam. Sağ olsun uyarmış. Şimdi bu adamların hadis tekniği böyle dostlar. Bunlar hadisleri böyle savunuyorlar. Biri Şam'dan, biri Halep'ten iki şeyi getiriyorlar. Bu bununla aynıdır diyorlar. Yusuf 82'deki köyün içindeyiz, topluluğun içindeler, topluluğun içindeyiz ibaresini zamana götürmeye çalışıyor. Ama kendisi zaten orada, bakın lütfen tekrar dinleyin, zaten bir dakikalık video. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocalarım. Lütfen. Burayı görüyorsunuz, bu hadisi şeriftir, bu da ayet-i kerimedir. Evet. Bu hadisi şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği İmam-ı Buhari'nin Kur'an'dan sonra en sahih olan El-Cami'i kitabında buna yer ayırıp intikal eder. Bu hadis bizim memleketimizde ismini vermek istemediğim gramer ilminden mahrum maalesef onlarca belki yüzlerce binlerin peşine düştüğü bir hoca şöyle bir itirazda bulunuyor. Yebne Adem'e ey insanoğlu la tesubbu dahra zamanı sövme. İnnemâ ene dahru. Allah Teala hadis-i kutsidir. Ey insanoğlu zamanı sövme. İnnemâ ene dahru. Ben zamanın kendisiyim. Şimdi dostlar bir de kutsi hadisi size anlatmaya çalışayım. Kutsi hadis tam anlamıyla şirkin merkezidir. Neden biliyor musunuz? Resul Allah dedi ki diyor. Resul Allah buyurdu ki diyor. Resulün hadisi. Ama Allah buyurmuş. Ve konuşan Allah. Duydunuz değil mi? Peki Resul diyorsa Allah dedi. Ayet olması gerekmiyor mu? Hayır, hadis ilmi var. Ona ayet denmez. Ona kutsi hadis denir. Neden? Neden kardeşim? Özne Allah. Allah konuşuyor. Ve söyleyen Resul. Şimdi Resul Allah böyle böyle dedi diyor ama Kur'an'da yok. Bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Buna kılıf bulabiliyor musunuz? Allah ayeti kerimede diyor ki onlar dillerini eğip bükerler. Bu Allah katındandır diyesiniz diye. İşte adamlar Arapça dillerini eğip büküyorlar. Bu Allah katındandır diyesiniz diye. Allah aşkına bir düşünün. Lütfen aklınızı kullanın dostlar. Bakın özne Allah, cümleyi kuran Allah. Allah cümleyi kuruyor, Allah konuşuyor, Allah söylüyor. Adamlar kutsi hadis diyorlar. Neden ayet demiyoruz? Neden ayet demiyoruz? Ya Resul'ün söylediği hadis, bunu Allah söylüyor ya. Allah söylüyor, niye farkına varmıyor? Bakın 3-4 dakika önce benim bile aklıma gelmedi. Şimdi farkına vardım. Buyurun bakın tekrar dinleyin. Konuşan kim? Bakın. İnsanoğlu la tesubbu dahra zamanı sövme. İnnemâ ene dahru. Allah Teala hadis-i kutsidir. Ey insanoğlu zamanı sövme. İnnemâ ene dahru. Ben zamanın kendisiyim. Gördünüz mü? Allah konuşuyor. Ey insanoğlu zamana sövme. Ben zamanın kendisiyim diyor. Ve bu adamlar da Allah'ı konuşturup size hadis olarak veriyorlar. İtiraz etmeniz yasak. Şimdi mesela tartışacağız. Adamın karşısına çıktım. Dedim ki kardeşim bak. Allah konuşuyor. Ayet olması lazım. Sen hadis diyorsun. Adam ne diyecek bana biliyor musun? Hadis ilmi diye bir şey var. Hadis ilminde buna kutsi hadis derler. Sen sus cübbesiz Mahmut. Nasıl konuşacağız bu adamlarla? Bizim itirazımızın bir önemi var mı? Yok. Adam kalbine koymuş. Adam kalbine koymuş. Allah konuşur ama ayet değil diyor. Allah söyler ama ayet değil diyor. Kutsi hadis diyor.
Bu kadar basit dostlar. Adam da adını kutsi hadis koymuş. Bu kadar alim, bu kadar yıldır. Bitti. Aynı sünnet kelimesi gibi. Sünnetül Muhammed Kur'an'da yok. Muhammed'in sünneti Kur'an'da yok. Sünnet nedir diyorsun? Resulün yaptığı eylemidir diyor. Kur'an'a bakıyorsun. Allah'ın yasası, sünnetullah. Yasa. Sünnet eşittir yasa. Ya da başka bir ayette geçmişlerin yasası. Muhammed'in sünneti Kur'an'da nerede? Allah Muhammed diyor, dört yerde geçiyor. Muhammed suresi var. Sünnetül Muhammed niye yok? Çok mu kötü bir soru? Aldığınız o kadar ilimle size çok basit bir soru soruyorum. Ben normal bir esnafım. Ve size diyorum ki, siz Resulün sünneti, Resulün sünneti diyorsunuz. İki kelime. Resul Arapça, sünnet Arapça. Resulün sünneti Kur'an'da neden yok? Neden yok kardeşim? Ama yok, NATO kafa, NATO mermer. İşlemiyor. İşlemiyor. Ve şimdi burada Allah ben zamanın kendisiyim derken derdini anlatamamış. İrbam onu düzeltiyor. Neden Allah demiyor ki gece ve gündüz bana aittir, onları yaratan benim demiyor da. Neden Allah zaman benim, zamana soymayın diyor. Neden? بِيَدِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ Yani gece ve gündüz benim elimdedir. Bu hoca... Peki gece ve gündüz benim elimdedir diyor devamında. Peki insanlar niye o zaman gece ve gündüze küfür etmeyin demiyor da zamana küfür etmeyin diyor. Mesela hadisin şöyle olması lazım. Allah buyurdu ki gece ve gündüze küfür etmeyin. Geceyle gündüzün muhatabı, sahibi, koruyucusu benim. Öyle demiyorum. Zamana küfür etmeyin, zamanın kendisi benim diyor. Şimdi kurtarma gayretine bakın. Diyor ki Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sı 99'dur. Bakıyoruz ki zaman orada yok. Allah Teala zaman olamaz. Bu hadis Buhari uydurmuştur. Yahudi efendim Kâb-ül Ahbar'dan Ebu Hüreyre'ye intikal etmiş. Ebu Hüreyre de rivayet etmiş. Subhanallah, bu memlekette bu hocaya gramer ilmini verecek bir hocamız yok mu gerçekten? Hakikaten içimiz yanıyor. Halbuki aynı buna benzer Kur'an'a bakalım. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ اَلَّتِي كُنَّا فِيهَا Allah Teala diyor ki köye sor. Köye sorulur mu Allah aşkına? Yani وَاسْأَلِ اَهْلَ الْقَرْيَةِ Köy ehline sor. Burada grameri az çok anlamış birisi anlar ki muzaf mahzuftur. Ehle orada muzaftır. El-Karya muzafili yani vesel ile el-Karya arasında ehle kelimesi mahzuftur. Burada da Allah Teala ben zamanım derken. Ben zamanım derken Nesrin Topkapı senin yanında çaycı kalır. Allah orada ben zamanım demiş. Ben zamanım derken ne demek istemiş? Evet. Ene sahibu dehri. Ben zamanın sahibiyim manasında. Ya ben zamanın sahibiyim manasında demiş. Yani Allah ben zamanın sahibiyim diyemiyor. Öyle mi? Allah ben zamanın sahibiyim diyemiyor. Sadece senin gibi Arapçayı çok iyi bilenler anlasın diye Allah böyle söylüyor. Ben zamanım diyor. Öyle mi? Sadece siz anlayasınız diye öyle mi? Ya aslında öyle demek istiyorum. Allah Teala ıslah etsin, Allah Teala hidayet versin ne diye. Ne diyeceğim? Ben de sana diyorum. Allah hidayet etsin. Allah sana rahmet etsin. Allah senin aklını başına alsın. Pek ümidim yok ama yine de Rabbim bakarsın rahmeti sonsuzdur. Belki tövbe ederler. Allah'ı ayet haricinde konuşturmaktan vazgeçerler. Kur'an harici sözlere bu Allah katındandır demezler. İnşallah bunu bırakırlar, tövbe ederler. Ve üçüncü şahıslar size söylüyorum. Allah konuşacak ama ayet değil. Bunu içinize sindirebiliyor musunuz? Yoksa babanızdan duyduğunuzu doğru mu kabul ediyorsunuz? Bir de Allah'ın konuşup da hadis dedikleri İran'da başka. Orayı karıştırmayın.
Orayı karıştırmayın. İran'da başka. Türkiye'de başka. E ikisi de Allah konuşuyor. İşinize gelince Türkiye, işinize gelince İran. Bir tane vatandaş özelden benimle tartışmak istiyor. Ben de soru cevap yazıştık. Dedim ki bir soru sorayım dedim. Onun cevabına göre tartışabiliriz, münazara yapabiliriz dedim. Dedim ki sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır mı? Ehli sünnet mezhep ve hadisleri savunacak. Diyor kaldırmaz. Zaten İmam-ı Şafii de diyor bu konuda içtihat bildirmiştir. E peki İmam-ı Hanifi ne oldu? Ben aynısını söyledim. Dedim burada dedim İmam-ı Şafii'yi kullandım. Başka bir soru olunca da İmam Hanifi kullanacaksın. Bunlar böyle dostlar. Bunlar sabun, sabun, ıslak sabun. Tutamazsınız. Kayar. Kaçar gider. Sabun gibidir. Gördünüz işte. Adam kutsi hadis diyor. Allah'ı konuşturuyor. Ve kitaplarda var. Buhari hadisi. Allah demiş ki zamana küfretmeyin. Zaman benim demiş. Bu da çıkmış diyor ki Allah onu demek istemedi. Takvim yapranın arkasında hangisi yazıyor? Senin dediğin mi yazıyor? Yoksa o mu yazıyor? Kur'an'ın açıklaması hadislerdir. Hadislerin de açıklanması lazım değil mi? Ama kime göre? Herkes kendi kafasına göre hadisleri tevil ediyor. İnsanlar Kur'an'ı kendi kafasına göre anladığı zaman kızıyorsunuz. Ama hadisleri kendi kafamıza göre anlayamıyoruz. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostum.